haber olarak tekrar karşınızdayız. MuhtarTV.com Denizli'de de haber. Biliyorsunuz 2019 yerel seçimleri var ve 2019 yerel seçimleri için hem muhtarlarımızı hem de muhtar adaylarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Ve bu anlamda yine farklı bir kişiliğe sahip olan Mehmet Emin Yıkım, Karahasanlı Mahalle Muhtar Adayı 2019 yerel seçimlerinde. Ve bakalım Mehmet Emin Yıkım kimmiş, tanıyacağız ama renkli ve farklı bir kişiliğe sahip. Görmüş olduğunuz fötör var. Fötöründe böyle güzel kuş var. Mustafa Kemal Atatürk yazısıyla birlikte. Sayın bu arada muhtarımızın elinde bir de benim gibi mikrofonu da var. O nedir? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Mehmet Emin Yıkım. Karahasanlı Mahallesi'nde oturuyorum, ikamet ediyorum. Uzun yıldan beri. 800'lü konuda oturdum. Daha sonra şimdi Erdoğan sitesi deniyor. Devletin yapmış olduğu bir TOKİ'lerde. Oradan bir engelli kızımızdan dolayı bir daire çıktı. Orada ikamet etmekteyim. Ve mahallemi bulunduğum semtteki eksikleriyle, şu an oturduğumuz bu 800 konulardaki eksiklerle devletten, tamam devlet çok şey yapıyor, devlet dile getirirsen yapıyor. Bu hataları gördüm, hataları da devlet tarafından düzelttirip bunlara faydalı olmak için varım dedim. Nasip kısmet inşallah. Evet. Peki. Elimdeki şey de renkli bir kişi daha var. Daha önce seçimlerden kazandım. Geliyorum. Selçuk Bey Mahallesi muhtar adayınız. Bu tabii önceki seçimden kullanıldı. Değil mi? Evet. Daha önce Selçuk Bey Mahallesi'nde ikamet ediyordum. Evet. Peki. Şimdi kapatalım. Öncelikle projeler ne olacak eğer ki muhtar olursanız? Valla eğer ki muhtar olursam Karahasanlı Mahallesi büyük bir alan, 11 bin nüfusa olan bir yer. Yani güzel parklarıyla olsun, şeyle olsun, hizmet var ama daha yavaş gidiyor. Daha güzele, daha iyiye layık. Başka mahalleler daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunları daha da hızlandırmak ve aynı zamanda çok geniş kapsamlı parklarımızda kamera sistemi yok. Bu tür şeyleri dile getirip onlar için bir şeyler yapmak. Evcil hayvanlardan ziyade sokak hayvanları için bazı yerler böyle ortada hayvanları görüyorum. Onları için de böyle barınaklar düşünüyorum. Evet. Yani güzel projelerim var ama bunun için de muhtar olmam lazım inşallah diyorum. Peki bir de engellilerle alakalı bir projem var. Ya engelli zaten engelli kızım var benim. Engellilerin derdini ve engelli ailelerin ne tür sorunlar yaşadıklarını ve hakların neler olduğunu çok iyi bilen birisiyim. Muhtar olsam da olmasam da bir engelli gördükten sonra ve şu anda yine öyleyim yani. Birisini gördüğüm zaman bütün işimi iptal ederim. Onun derdiyle gidecek bir yeri varsa gider götürürüm. Onların işlerine yardımcı olurum veya elimden gelen neyse yaparım. Ve yapmaya hazırım yani. Peki Karahasanlı seçmenlerine neler söylemek istersin? Son söz olarak 2019 yerel seçimlerinin Karahasanlı muhtar adayı olarak. Karahasanlı Mahallesi'ni diyorum ki mahallemi seviyorum, hizmet için geliyorum. Daha ne diyeyim yani. Bunun için evet. Seçmelere gerekiyor. Kimi seçecekler? Tabii ki Mehmet Emin Yıkım'ı seçecekler inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bize bu zaman geldiğiniz için. Zaman ayırdınız. Renkli ve farklı bir kişiliğe sahip. Görmüş olduğunuz gibi Karahasanlı Mahalle Muhtar Adayı Mehmet Emin Yıkım. Köstek saatimi çekmeyi de unutma bak. Köstek saatiyle, fotoğrafıyla, efendime söyleyeyim farklı elindeki mikrofonuyla birlikte ben hizmet için geliyorum diyor. Evet. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Allah başarılar razı olsun. Diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Devam ediyoruz.